Yeniden karşınızdayız değerli izleyenler. Spor Toto Süper Lig'de yeni lider Fenerbahçe oldu. 27. haftanın kapanış maçında lacivert ekip Bursa Spor'u Webo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti ve zirvenin yeni sahibi oldu. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası Fenerbahçe ve Bursa Spor'un arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Şükrü Saracoğlu stadında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı ve çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Sarı lacivertli takımın golü 84. dakikada Pierre Webo'dan geldi. Sonuç olarak seyircimizin de muhteşem desteğiyle, coşkusuyla her iki takım da bu akşam gerçekten çok güzel bir mücadele ortaya koydu. İyi bir futbol ortaya konuldu. Biz daha fazla hak ettiğimizi düşünüyorum. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şu an şampiyonluk şansımız bizim rakiplerimizin bir adım önünde olduğumuzu söyleyebilirim. Bu yarış sonuna kadar devam edecek gibi gözüküyor ama söylediğim gibi bu ligde herkes herkesten puan alabilir. Bu akşam da biz gerçekten Bursa Spor takımı da çok iyi bir takım. Çok zorlandık. Bizi çok zorladılar. Güzel bir maç oldu. Güzel bir futbol oldu. Kaybedebilirdik de. Berabere de bitebilirdi. Ama sonunda kazanan biz olduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe derbisini kaybederek Hamza Hamzoğlu yönetiminde ligdeki ilk mağlubiyetini alan Galatasaray'da işler iyi gitmiyor. Son 4 maçta 5 puan yitiren sarı kırmızılı ekip Trabzon deplasmanından da puansız dönünce Süper Lig'de 3. sıraya geriledi. Sezona Prandelli ile başlayan ancak alınan sonuçlar ve oynanan futbol tatmin etmeyince takımı Hamza Hamzoğlu'na emanet eden Galatasaray'da ligde son viraja girilirken puan kayıpları baş göstermeye başladı. Hamza Hoca ile Fenerbahçe derbisine kadar ligde hiç maç kaybetmeyen çıktığı 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik alarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde eden sarı kırmızılı ekipte son 5 maçtaki düşüş ve puan kayıpları taraftarı memnun etmedi. Kadıköy'de Fenerbahçe'ye son dakikalarda yediği golle 1-0 kaybeden Galatasaray aynı zamanda Hamza Hoca'yla ligdeki ilk yenilgisini alırken daha sonra çıktığı 4 maçta da daha önce yakaladığı ivmeyi bir türlü tutturamadı. Derbinin ardından sahasında Başakşehir'i konuk eden Hamza Hamzoğlu'nun öğrencileri 2-0'lık üstünlüğü son bölümlerde koruyamayınca 2-2'lik beraberlikte sahadan bir puanla ayrıldı. Ardından Kasımpaşa deplasmanına çıkan Galatasaray ölüp ölüp dirildiği maçı 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. Galatasaray galip geldiği maçlarda bile taraftarına stres yaşatırken bu 90 dakikaya bir yenisi de Karabükspor karşısında eklendi. Son olarak Trabzon deplasmanına çıkan Galatasaray ligin ilk yarısında 3-0 yenildiği rakibine bu kez Avni Aker'de de 2-1 kaybederken son 5 maçtaki ikinci yenilgisini aldı. Bu mağlubiyette averajla Süper Lig'de 3. sıraya gerileyen Galatasaray takımı son 5 maçta 7 puan toplarken tam 8 puan kaybı yaşadı. Liderin takipçisiyle devam edelim. Kasımpaşa deplasmanında aldığı farklı galibiyetle ligde 2. sıraya yerleşen Beşiktaş'ta moraller yerinde. Öte yandan kaleci Günay Sivok ve Sosa'nın performansları ise teknik heyeti sevindirdi. Kasımpaşa'yı farklı yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını yeniden ortaya koyan Beşiktaş'ta Günay Güvenç, Thomas Sivok ve Jose Sosa'nın başarılı performansları Süper Lig'de son 7 haftaya girilirken büyük sevinçle karşılandı. Kiralık gittiği Mersin İdman Yurdu'yla yollarını ayırarak devre arasında Beşiktaş'a geri dönen Günay, Kasımpaşa maçında Babel'in gollü kuruşunda yaptığı kritik kurtarışta galibiyette önemli rol oynamıştı. Yarım sezon resmi maç oynamamasına rağmen Tolga Zengin ve Cenk Gönen'in sakatlığında bulduğu şansı çok iyi değerlendiren Günay sınıfı geçerken Sivok da savunmadaki başarısıyla alkışları topladı. Sakatlığı yüzünden yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalan Çek stoper Başakşehir maçının ardından Kasımpaşa'ya karşı da tam not aldı. Teknik direktör Slaven Bilic'in gözüne girmeyi başaran Sivok yönetiminde yüzünü güldürdü. Siyah beyazların deneyimli oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyi gündeme alabilecekleri aktarıldı. Jose Sosa'nın Kasımpaşa karşısındaki performansı ise şampiyonluk umutlarını ciddi şekilde artıran bir gelişme oldu. Bilic'in attığı golün yanı sıra orta sahadaki akıl dolu paslarıyla dikkatleri üzerine çeken Arjantinli futbolcuyu el üstünde tuttuğu ve kalan 7 haftada performansını daha da yukarıya çekmesini istediği vurgulandı. Süper Lig'de son 7 haftaya girilirken Trabzonspor şampiyonluk savaşı veren takımlardan puan almaya devam ediyor. Fenerbahçe'ye 2 maçta da kaybetmeyen Karadeniz ekibi Galatasaray'dan 6 puan topladı.
Bu sezon Avnaker'de oynadığı son 6 maçı da kazanarak rakiplerine sahayı dar eden Trabzonspor'un bu kezki kurbanı haftaya lider giren Galatasaray oldu. Ligin ilk yarısında oynadığı maçta Prandelli yönetiminde rakibini üstelik Türk Telekom Arena'da 3-0'la geçen Karadeniz ekibi Galatasaray'ı bu kez Avnaker'de aldığı 2-1'lik galibiyette eli boş gönderdi. Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında puan kayıpları yaşadı. Sarı Kırmızılılar 2 maçta Trabzonspor karşısında 0 çekip 6 puan yitirirken Fenerbahçe ise hem içeride hem de dışarıda Bordo Mavili ekiple golsüz berabere kaldı ve sadece 2 puan aldı ve tam 4 puan kaybetti. Trabzonspor böylelikle 2 ezeli rakibiyle oynadığı 4 maçı da kaybetmedi. 2 galibiyet 2 de beraberlik çıkartarak zirve yarışında adeta şampiyonluk Trabzon'dan geçer mesajını verdi. Ersun Yanal'ın öğrencileri Beşiktaş karşısındaysa aynı başarıyı tekrarlayamadı. Trabzonspor bu sezon Beşiktaş'a deplasman konumunda Konya'da çıktığı maçta 3-0 kaybetmişti. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bu gece başlıyor. Program şöyle. Toplam 2 mücadele var. 21.45'te Barcelona Paris Saint Germain'i, Bayern Münih'i Porto'yu ağırlayacak. Yarın da yine aynı saatte Juventus Monaco'yu, Atletico Madrid'de Real Madrid'de konuk olacak. Spor dünyasından gelişmelerle karşınızda olduk. Şimdilik hoşçakalın.